Endi hurmatli o'qituvchilar, yana bir muhim jihatlarni birini aytib o'tmoqchiman. Leksiyaga video joylashtirishingiz mumkin. Videoni qanday joylashtiramiz? Unda mana bu tekstni pastiga bitta enter bilan tabel berasiz va videoni joylashtiramiz. Quyidagi havola orqali hozir. Endi videoga solib cho'l. Oradaki videonu yine alalımız. Başka videonu alalım. Yıkılıp sınayın. Sınayın avuçlu gibi olur. Onun sonu için 15 English slime. Words. Bu yerda link olinadi kopirovat qilib va quyidagi adresga yuklanadi. Adresga yuklanayotganda e'tibor beringizlar. Buni razrishenyasi, ya'ni o'sha hajmi 650 ga 388 bo'lishi kerak. Chunki bundan katta bo'lsa fayl chiqib ketadi. Varaqda. Quyidagi tartibda video joylandi. Videoni yana o'zgartirishingiz mumkin o'zingiz xohlagan tarzda, misol uchun razrishenniy nastroyka, yana avtomatikki vaz prezidentlik funksiyasiga qo'ysangiz agar video kirganda yonadi va ishlab ketadi. Yoki sikl qo'yishingiz mumkin, определённый sikl bo'lsa, har 5-10 sekund yoki boshqa. Ham bir muhim jihatlardan biri. Bunu qo'yganimizdan keyin bu yerda saqlayin strancha degan turmani boshlanadi va birinchi ma'ruzaga kirganingizda allaqachon misol uchun so'zlar yoki o'sha slayn yoki o'sha videolar ochiladi. Mana bu juda ham chiroyli hisoblanadi. Endi yana bir muhim jihatini aytib o'tmoqchiman. Gipersilka degan narsa. Misol uchun qaysi so'zga siz gipersilka bermoqchisiz? Men slang so'ziga gipersilka berdim. Misol uchun siz boshqa so'zga gipersilka bersangiz ham bo'ladi. Masalan, European so'ziga. European so'ziga belgilaysiz va quyidagi tarzda gipersilka turmasini bosasiz. Gipersilkani bosganingizda bu yerda saytga yozish kerak bo'ladi. Misol uchun Google'da European yozganingizda allaqachon menda misol uchun Yevropa yoki European Commission Yevrosiyo safida ma'lumotlar to'plang, ma'lumotlar paydo bo'ladi. Va siz quyidagi ssilkani olib, sizning gipersilka qurishingiz mumkin. Va har bir safar European so'ziga bosilganda o'zi mana bu allaqachon mana bu saytga kiradi. Quyidagi link. Bu juda ham qulay. Talabalarga misol uchun aynan bir termin yoki tushunmaydigan so'zlarga gipersilka bersangiz, ular o'sha so'zlarni internetdan birdaniga kirib topishi mumkin. Endi bu ma'ruzaning nazariy qismi edi. Endi ma'ruzaga test qo'shamiz. Ya'ni davar strange vaprosini qilamiz. Va ko'p atvet, ya'ni o'sha bir necha javoblarni tanlash funksiyasini bosamiz. Bosilganda double strange vaprosi bosiladi-yu, bu yerda zagalovk strangcha. Misol uchun birinchi mavzuga oid test. Aha, yoki birinchi ma'ruza doirasida test deylik, chunki mavzuga oid bizlar boshqa test yaratamiz. Birinchi ma'ruza testlari. Endi testlarga nimani beramiz? Misol uchun sam de chti nimani anglatadi?
Bu salon. Daha büyük yerde siz cevabını vereceğiz mümkün. Misal için davlat. Verasız bu birinci cevap. İkinci cevap ki verasız. Samara davlat. Şekilleri işte. Ve üçüncü savol ki verasız. İkinci savol körpürgenizde 0 bal. Birincisi 1 bal. Çünkü birincisi doğru. Üçüncüsü Saras değil. Saras dağılıp çekilmiş. Ve bunu hem sahneyi sıraya çekip koyalım. Ve arabalar kırken de birinci malı testlerle bir yerde çıkardım. Sandviç değil, bana indirdim. Şimdi biz okuluçu sıfatla kırdık. Şu üçün bize gibi barca cevabını koyulmadı. Lekin tarabalar gibi bu nasıl koyulmadı. Şimdi yana bir muhim cihatlardan biri interaktif oyunlar koşuş ve interaktif mashg'ulotlar koşuş. Bunu qanday qilamiz? Bunu davayiz informatsion frames degan narsani bosamiz. Bosganimizda bu yerga interaktiv o'yinlar, misol uchun interaktiv mashg'ulot va interaktiv mashqlarni yaratish dasturiga kiramiz. Interaktiv mashqlarni quyidagi learningapps.org degan sayt bilan yaratishimiz mumkin. Buni qanday qilamiz? Misol uchun oddiy o'yin Nagi Paro degan, ya'ni birbirini ketma-ketlagan top degan o'yin misol tariqasida olamiz. Bu yerda sizlarga nima o'rgatilgan? Bilganda misol uchun o'yinni nomini berasiz. So'zlarni to'g'ri toping. So'zlarni birbirini bo'lsin toping. Buni qilganlaringizdan keyin endi buni tushuntirish haqida yozish kerak va bu qanday amalga oshirilishini yoki mavzuni bizlar ko'p beribmiz. Mavzuni boshqa so'zlar degan bilan beramiz va tushuntirishga so'zlarni birovga bosib topingiz. Endi bu yerga bitta so'z emas, bu yerda rasm yoki video yoki audio video qo'yishimiz mumkin. Lekin bizlar osongina hozircha so'zni topamiz. Misol uchun ikkinchi parasi va 3 ta misol qilib beramiz. 3-chi parasini. Quyidagi tartibda. Va bu yerda bajarilgandan keyin hammasi siz bir biromni rag'bat so'zini yozishingiz mumkin. Sahneyi tutmasını bozganımızda körüp durganımızda zadani bozuladı. Misal üçün smart device bu computer. Doğru. Institute bu sandwich değil. Market bu animal. Tekşiramız. Katta rahmat kalamalar. Barcası doğru. Sahneyi tutmasını tutmamız. Projeni sahneyiz bo'lganda mana bu stroid degan 3-sinfini aynan 3-sinfini kopirovat qilib, ya'ni o'sha o'zimizga saqlab olib, kursimizning ichida mana bu quyidagi tartibda HTML bilan buni o'chirib tashlaymiz, o'zining informatsiyasini va biz qo'yamiz. Stavich qilamiz. Va opisanie keyingi degan so'z qayerga bo'ladi? Keyingi yoki kursni yakunlash.